Sıradaki haberimiz yine Büyükşehir Belediyesi ile ilgili sayın seyirciler. Antalya Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma şoförlerine toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konferansı verdi. Şimdi o haber geliyor ekranlarınıza. Antalya Büyükşehir Belediyesi kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin ardından toplu taşıma sürücülerine de kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitim verdi. Sosyolog Semra Eksilmez tarafından verilen eğitimde kadınlara yönelik şiddet, aile içindeki şiddetin çocuklara etkileri ve şiddet türleri ele alındı. Erkeklerin desteğine, onların bakış açılarına daha fazla belki ihtiyacımız var. Siz şoförler olarak yoğun çalışıyorsunuz, hele ki sabah ve akşam iş çıkış saatleri ve işe gidiş saatleri çok yoğun. Sabrınız çok zorlanıyor ki ben de otobüste yolculuk yapıyorum. Buna çok fazla şahidim. Hani bu anlamda sizin desteğiniz, orada gerçekleşebilecek her türlü olaya karşı bakış açınız da bizim için çok önemli. Türkiye'de her 10 kadından 3'ünün fiziksel şiddete maruz kaldığını ifade eden Eksilmez, ulaşım esnafının zor şartlarda çalıştığının altını çizdi ve ulaşım esnafının şiddet konusunda desteğinin de önemine değindi. Şiddetin kadınlara olumsuz etkilerinden bahseden Eksilmez, şiddetin türlerinden de bahsetti. Şiddeti fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik şiddet olarak ayırıyorum. Sosyoekonomik durumun burada etkisi var mıdır sizce? Eğitimsizliğin vardır. Yani kesinlikle eğitim düzeyi yüksek olan ve geliri iyi olan kişiler asla şiddet uygulamaz diyebilir miyiz? Semra Eksilmez, ailesine şiddet gören ya da buna şahit olan çocuklarda kendine güvensizlik, uyum sorunları, kişilik sorunları, intihar eğiliminin ortaya çıktığına dikkat çekti.